Bekir, Fırat. İlk günde geldi. İlk günde geldiğimizde kimse yoktu. Sadece dışarıdan Siverek'ten, Buranşehir'den gelen milletler vardı, halk vardı. AFAD diye, askeri diye hiçbir şey yoktu. Kendi imkanlarımızla Allah razı olsun adamlar tüm destekleriyle geldi. Enkazın altında sesler geliyordu ilk geldiğimizde. Millet çığlık atıyordu. Biz enkazın altında en az ekip kurmuştuk Buranşehirlilerle. 150'ye yakın insan çıkardık, ceset çıkardık. Ve ceset torbaları bile yoktu. Onları battaniyelerin içine katarak götürüyorduk. Hastanede yer kalmadığı için onları tekrardan akşam yanımıza getirdiler. Sabaha kadar ateşin önünde onlarla beraber kaldık. Yer olmadığı için tekrardan yanımıza getirdiler. Yanımızda sabaha kadar o cesetler kaldı. Gerçekten çok insan kurtulurdu. Çünkü çoğu insanın sesi geliyordu. Çocuk sesleri, büyük insanların sesleri geliyordu. Ve çoğu insan da donarak öldü. Yetişemedikleri için. Kimse yoktu. El imkanıyla da o kadar bir şey yapılmıyordu. Sonra Hollandalı ekipler geldi. Bir enkaza girdik. Biz üçüncü gün oradaydık. O gittiğimiz enkazda. Tabi enkaz dolaşıyorduk artık. Çare yoktu. Herkes çağırıyordu. Benim akrabam şuradadır. Benim akrabam burada bekliyor. Lütfen yardım edin diye. Adamlar tespit yaptı. Bir tane sağ bayan çıkardık. Tespit yaptıkları yerden. Ve AFAD ekibiyle askeriye geldi. Hepimizi oradan çıkardı. Hollandalı ekiple beraber. Kameraları getirdiler. Çekim yapmak için. Böyle bir durumda bile adamlar siyaseti düşünüyor. Artık yani bunlara diyecek bir şey kalmıyor. Çok duygulandıran 4 tane çocuk cesedi çıkardık. 2 tanesini battaniyeye kattık. 2 tanesi de bu ölü çuvallarına var ya, onların içine kattık. Orada artık kimse dayanamadı. Küçücük çocuklardı, 5-6 yaşındaki çocuklardı. Dayanamadı, oturup yani hani erkekler ağlamaz diyorlar ya. Gerçekten herkes ağlamaya başladı. Çünkü millet içi dayanmıyordu artık. Uzmanlar 4. günden sonra ana caddeye geldiler. Onlar da reklam amaçlı hepsi geldiler. Ara caddelerde kepçe bile yoktu. Enkazların üzerinde kepçe bile yoktu. Kendi imkanlarımızla uğraşıyorduk. El pençeyle herkes uğraşıyordu. Engelleme durumu şöyle, artık 4. 5. günden sonra insanlar çıkartmaya başladılar. Kepçelerle içine girmeye başladılar. Yani ölü sağ demeden komple kaldırmaya çalışıyorlar. Artık yani millet cesedini bile çıkartamıyor. Sağı bırak, cesetlerini bile toplamaya uğraştığı halde çıkartamıyorlardı. Yani öyle vahim bir durumdaydık. Nereye yerleştirdiler? Daha halk kendi çadırlarını bile kuramıyor. Brandaların altında kalıyor. Ve A Haber çıkıyor diyor ki biz Adıyaman diyor tekrar eski haline döndü. Tüm dükkanlar açıldı. Kahta ilçesini gösterip de niye Adıyaman'ı şey yapıyorsunuz? Adıyaman şu anda halen enkazların içindedir. Yalan yanlış haberler yapıyorlar.